Birinci sık iğnemi yapıyorum, ipimi biraz esnettim. Bir sonraki aynı tekrardan aynı şu çukur olan kısımdan ipimi yine esnettim. İkinci sık iğnemi yapıyorum ve sıranın eşitlenmesi için şu tepe kısmından ilmek aldım içerisinden geçirdim ve tığımdaki ilmeğin de içerisinden geçirdim. Çok sıkı bir şekilde yapmıyoruz ki gerginleştirmesin. Bakın yaptıkça şu boşluklar kapanarak şöyle düz bir görüntü elde edeceğiz. Bunu şimdi aşağı kısma kadar gelelim. Şu köşe kısmını tekrardan göstereceğim. En son fıstığımın olduğu yere kadar geldim. Eğer şu kısımlarda biraz gerginlik olursa şöyle elinizle çektirerek düzleştirebilirsiniz aradaki fark tepecikler ve şurada dümdüz bir görüntü Şimdi en son şurada iki tane sık iğnemi yaptım ve ilk zincir çektiğimiz noktaya geldik buraya geldiğimde şu kısımdan da bir tane ilmek kaydırma yapıyorum zincir çekerek dönüş yaptığımız noktamız burası burasında yükselmesini istemediğim için bir tane ilmek kaydırma yaptım Şimdi şu ilk başladığımız fıstığımızın olduğu noktaya geldik. Şimdi şuradan ilk fıstığımızın hemen dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Köşe dönüşümüzü sağlamak adına bakın ipimiz şu yöne doğru gelmesi lazım. Bir tane daha yapıyorum bir tane daha sık iğne yaptık ve diğer bu üst kısma dönüşünü sağlamış olduk şimdi buradaki her boşluktan şu ipimi de örgümün altına tutuyorum üzerinden öreceğim gizlenmesi için her zincirden bir tane sık iğne yapıyoruz bakın şöyle zincirlerin olduğu yuvalardan, boşluklardan birer tane sık iğne yapıyorum. Bir tane fıstığımızı battığımız yerden bir tane de fıstıkların arasını yaparken bir boşluk bırakmıştık. Bir tane de oradan Nasıl zincirlerimizi, fıstıklarımızın iki zincir çekerek bir fıstık oluşturmuştuk. Yine aynı şekilde fıstıklarımı yaptığım zincir boşluğundan bir tane sık iğne, iki fıstığın arasındaki bıraktığımız, atladığımız boşluktan bir tane sık iğne yaparak bu şekilde bu sıramızda tamamlayalım. Diğer köşeyi tekrardan göstereceğim. Sıra sonuna geldik. Bu şekilde yine gerginlik olursa ipimizi esneterek açtırabiliriz kağıt ipimizi. Şurası bizim dönüş yaptığımız noktamızdı. Bu köşede iki tane sık iğne yaptık. Bu köşede de yine iki tane sık iğne yapıyorum. En son boşluktan bir sık iğne. Dönüşü hala sağlayamıyoruz. İpimiz gergin. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. Aynı boşluktan. Ve bu yöne dönüşümüz sağlıyoruz. Şimdi şurada hemen fıstığımın altında kalan kısımdan iki tane sık iğne yapacağım. Şu boşlukları doldurur gibi. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. Şu şekilde boşluktan tepe noktasına ulaşmış olduk. Buradaki tepe noktasından yine ilmek kaydırma yapacağım. Boylarını eşitliyoruz. Ve bu kısımda yine aynı iki tane tepe noktasının arasındaki boşluğa iki tane sık iğne tepe noktası olan kısımdan bir tane ilmek kaydırma yapıyoruz bu şekilde ipimizi de şöyle esnetelim şu kısımda daha rahat bir görüntü olsun Şu noktadan başladık. En son fıstığımızı yaptıktan sonra aşağıya geldik. Köşede iki tane sık iğne yaparak dönüşümüzü sağladık. Burada her boşluktan bir tane sık iğne. Köşede tekrar iki sık iğne yaptık ve aradaki şu boşluğu doldurmak için yine iki tane sık iğne. Ve buradaki tepecikleri ve arasındaki boşlukları da yine aynı şekilde yaparak şu noktaya kadar gelelim. Kenar düzleşmesine şu noktadan başlamıştık alt kısmını yaptık. Burası çantamızın iç kısmına gelecek olan bölümü ve burası da kapak kısmı olacak. Çantamızı şu şekilde katladığımızı düşünürsek zincir çekerek fıstıklarımızı yapmaya şu şekilde gelgit git yaparak örgümüzü tamamladık. En son noktaya geldik. Çantamızın yan kısımlarında yaptığımızda burası çantamızın iç kısmı ve şu an biz kapak kısmını sık iğne yaparak en son noktasına getirerek çantamızı bitirmiş olacağız. Kenar düzleştirmesinde şu iki tepeciğin arasında iki sık iğne yaptık ve iki fıstığımızı birleştiği noktadan bir tane ilmek kaydırma yaptık. Artık ön kısmına şu kısmına geçiş yapıyoruz. Şu noktadan hemen boşluğun altından bir tane sık iğne yapıyorum. Bu noktayı ben biraz daha oval görüntüde yapıyorum. O yüzden iki tane yapmıyorum. Siz daha köşeli olmasını isterseniz iki tane sık iğne de yapabilirsiniz. Bilmem biri gelmiş. O yüzden çıkarttım. Şimdi hemen yanındaki bakın tepe noktasından bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki bir sonraki tepe noktası bir sonraki tepe noktası her tepe noktasında bir tane sık iğne yaparak ilk başlangıç yaptığımız noktaya kadar ilerliyoruz Bir sonraki tepe noktası, bakın şu V şeklinde görünen yatay görüntülerin altına, her birinin altına bir tane sık iğne yaparak altından tığımı geçiriyorum yani bir tane sık iğne yaparak şu şekilde oluşan görüntü ilk başlangıç noktasına gelelim. Şimdi en son şu noktada sık iğnemi yaptıktan sonra artık e, ipimi burada bu noktada bitireceğim bakın şöyle ve şeklinde sıralı takip eden görüntümüz oluştu bu kısımlarını da yapmaya başlamıştık ilk tepeciklerimizin boşluklarımızın arasını doldurduğumuz noktaya geldik bu noktada köşelerin ben sivri yapmıyorum biraz daha oval şekilde dönmesini istediğim için burada da ilk şu noktadan hemen köşeye geldiğimizde ilmek kaydırma yaparak bu köşeyi de oval bir şekilde bitiriyorum. Bu şekilde tamamladık. Şimdi şuradan ipimi iç kısmı alacağım. ilmek kaydırma yaptığımın hemen yan kısmından tepe noktasından tığımı geçirdim. İpimi artık iç kısma alarak gizleyeceğim ipimi çantamızın iç tarafına çektik ön yüzünde artık ipim kalmadı ilmeğimi biraz daha sıkarak bir zincir çekiyorum sökülmesin diye bu noktadan ipimi şu boyutlarda artık kesiyorum kısa kalan ipimi içerisinden çıkardım şimdi burada ipimi gizlemek için tepe noktasından bir tane alıyorum. Bir tane de şu noktadan altından alarak tekrar iç tarafa çekiyorum. Fıst penye modelde fıstıklarımda da, penye modelde yaptığım fıstık çantalarda da aynı işlemi uyguluyorum. Şimdi bu kalan ipi alt tarafta, iç tarafta gizleyeceğiz bu şekilde yapabilirsiniz. Buralardan düğüm atabilirsiniz. Görünmeyecek şekilde. Bu şekilde düğüm attıktan sonra fıstıklarımızın altında gizleyerek ipimizin çıkışmasını engellemiş oluruz ve görüntünün güzel olması için çantamızın kapak kısmına yan kısımları bu şekilde hazırladık. Şimdi şu ara kısımlarında yaparak şu kısımları da yaparak birleştirmesini yapacağız ve çantamız son halini almış olacak çantamızın yan kısmının tek tarafını bu şekilde sayıları belirleyebilmek adına hazırladım ve dikişimi yaptım kapağımızı kapattığımızda çantamızın kapak kısmının duruşu da bu şekilde olmuş olacak arka kısmı şimdi diğer kısmına hep birlikte yapalım Yine çift kat ip kullanıyorum. Yine aynı iki yumağımı birlikte örgüme başlayacağım. Aynı tığ numarası yine değiştirmedim tığımı. Zincir çekerek başlıyoruz. 7 tane zincir çektim. Döndürüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane zincir çektikten sonra şimdi üzerine sık iğnelerimizi yapacağız. Hemen yanındaki zincir boşluğumuzdan birinci sık iğne. Bir sonraki zincir boşluğu. Bu şekilde ilk başladığımız noktaya kadar geleceğiz. 7 zincir çekmiştik. 6 tane sık iğnemiz oluşacak. ve altıncı sık iğnemizi de yapıyoruz. Şimdi bir zincir çekiyorum. Diğer yönünü döndürüyorum. Hemen ilk önümüze gelen boşluktan yine sık iğnemizi yapıyoruz. Bu sırada tekrardan 6 tane olacak. 2 3 4 5 ve 6. sık iğnemi de şu en uç noktada yapıyorum. Sayılarımız artmasın ki eşit bir şekilde yukarıya çıkışını yapalım. Bir zincir daha çekiyorum. Yine diğer yönü döndürüyoruz. Hemen önümüze gelen ilk boşluktan sık iğnelerimizi yapıyoruz. Bu sırada da yine altı tane sık iğne her sıra sonuna geldiğimizde bir zincir çekerek diğer yöne döndürüyoruz ve hemen dip noktadan batarak sık iğnelerimizi yapmaya başlıyoruz. Bu şekilde her sırada 6 tane sık iğne yaparak biraz daha parçamızı uzatalım. 15 sıra olana kadar şerit kısmını hazırladım. Bu şekilde ilk sıramız 1 2 3 4 şeklinde Döne 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 toplamda 15 sıra olana kadar ördüm. Eğer siz de aynı uzunlukta fıstık çanta yaptıysanız fıstık sayısını demiyorum. Gel git gel git yaparak fıstık sıranızı aynı benim yaptığım gibi yaptıysanız eğer bu 15 sıra ara şerit kısmınız için yeterli olacaktır. Şöyle çantamızın kapağını kapattığımızda şurada çok fazla boşluk kalmadı çok fazla şu şekilde boşluk kalırsa içindeki eşyalar gözükeceği için bu şekilde ben yeterli buldum. Şimdi diğer kısmını birleştirmesini yapacağız. İpimi koparmadan iğneyle değil tığımla dikişim yapacağım. Birleştirmemi yapacağım. Çantamızın kapağını bu şekilde kapattığınızı düşünürseniz tam birbirine denk gelen noktalardan birleştirmemizi yapmamız lazım. Yoksa eğer biri daha aşağıdan başlarsak, biri daha yukarıdan şu ara şerit kısmına dikersek, kapağımız şu şekilde tam düz bir şekilde durmayacak. Bir tarafı daha alacak bir tarafı daha yüksek olacak. Şimdi bu ilk parçamı bitirdikten sonra çantama dikerken hemen şu alt kısımdan başladım tam şu köşe noktasından şimdi nasıl birleştirdiğimi göstereceğim sadece yerini gösteriyorum tam şu köşe noktasında birleştirmemi yaptım taban kısmından en son şu yukarıya çıkış kısmında bitirdikten sonra ipimi iç tarafa aldım tığımla çektirerek ve orada düğüm, düğüm birkaç düğüm attıktan sonra ipimi gizliyorum sıkı bir şekilde bu iç tarafa gizleyin ki burada gevşeklik oluşmasın Şimdi karşı kısmını yaparken ipim bu yönde olduğu için birleştirmeyi bu sefer şu kısımdan başlayacağım. Diğer sağ taraftakini şu kısımdan başlayarak ilerlemiştim. Çünkü ipimizin yönü bu şekilde getirdiğimizde dikişimizi birleştirmemizi bu taraftan yapıyoruz. Diğer sol kısma geldiğinde de ipimizin yönü karşı kısma geldiği için birleştirmemizi bu noktadan başlayıp şu noktada bitireceğiz. Şimdi tam karşısına gelen noktayı öncelikle bulmamız lazım. Yaklaşık şuralardan. Şu şekilde de sayabilirsiniz. Şurada bitirdikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane fıstık kapak için kaldı. Diğer kısımdan da aynı şekilde 9 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fıstık kapamız için kaldığında. Şu şekilde hizasını eşitlemiş oluyoruz. Şimdi birleştirmemize başlayalım. Öncelikle ilk batacağımız noktamızı belirledikten sonra hemen şu tepeciğin şu noktasından şurada bakın sıralı takip eden V şeklindeki görüntünün tek kanadını alacağım. İpimi yukarıya alıyorum. Üst kısmına alıyorum. tığımın tek kısmından geçirdim. Burada ilmek kaydırma yaparak birleştireceğiz. Dilerseniz tığınızla da bir e, ipinizi keserek iğneyle de birleştirebilirsiniz. Ama görüntünün daha güzel olması adına ben bu şekilde yapıyorum. Tam karşılıklı birbirine denk gelen noktalardan ilmek kaydırma yapıyoruz. Bir ilmek ara şerit kısmından tam karşısına gelen çantamızın ilmek kısmından alarak bakın zaten tam birbirine denk geliyor karşılıklı ilmek kaydırma yapıyoruz sadece her ikisinde altından tığımı geçirdikten sonra ilmek alıyorum ve hepsini içerisinden çıkartıyorum bir sonraki aslında gelişi güzel yapıyoruz. Sadece dengeli olmasına dikkat edin. Sağ parçada diktiğimiz çantamızın kısmıyla soldaki diktiğimiz birbirine eşit olmalı. Kapağın e, muntazam görünmesi için çantamızı kapattığımızda bu şekilde ilmek kaydırmalarımızı yaparak köşe kısmına geliyoruz. Köşeye geldiğinizde tekrardan diğer kısmı ile kıyaslayabilirsiniz. Şu şekilde köşe noktasını alt kısmına geldiğimizde sol kısmında da aynı şekilde olmalı. Şöyle kapağımızı kapattığımızı düşünürsek her ikisine de zemin kısmı yaklaşık aynı olmalı ki çantamızın görüntüsü güzel olsun. Şimdi her bir noktadan ilmek kaydırmalarımızı yaparak en uç noktaya gelelim. En son noktaya geldik ve çantamızın birleşmiş halindeki görüntüsü bu şekilde. Kapak kısmı da geldiğinde bu şekilde tamamlanmış oldu ve arka kısmı birbirine eşit bir şekilde birleştirmesini tamamladık. Şimdi en son şu noktaya geldiğimizde yine köşe noktasına geldiğimizde eğer e, ilmek kaydırmayı sıkı yaptıysanız şu şekilde esneterek de o gerginliği alabilirsiniz en son ilmek kaydırmamı yaptığım noktam artık ipimi iç tarafa alarak gizleyeceğim buradan keserek ipinizi iç tarafa da alabilirsiniz şu şekilde yapıyorum ilmeğimi iç tarafa çektim burada ilmeğimi biraz daha küçültüp bir zincir çekiyorum sökülme olmaması adına ipimizi düğüm atma payı bırakana kadar kesiyoruz daha sonra bu ipimi iç tarafta birkaç düğüm atıyorum sıkı bir şekilde düğüm atalım ki gevşeme olmasın çantamız bu şekilde tamamlamış olduk yukarıya yaylı halkalarımı ve ee zincirimi taktım. Yaylı halkalarımız şu şekilde. Kapak kısmının kapandığını düşünürseniz ya da kapak şu aksesuarı yaptıktan sonra da yapabilirsiniz. Kapattıktan sonra şu şekilde tam şu ara kısmının üzerine gelecek noktadan herhangi bir noktadan yaylı halkamızı geçiriyoruz. Her iki tarafı da birbirine tam denk gelecek noktadan ve zincirimi geçirdim Dilerseniz püskül yapımı daha önce anlatmıştım püskülümü de halkamın iç kısmından geçirdim bu şekilde sizler de püskül yapabilirsiniz şimdi bu aparat kısmını nasıl takıyoruz şu şekilde dişleri içerisinde mevcut kapağımızın tam orantılı olacak şekilde tam orta noktasına şu şekilde kıstırarak şöyle sabitliyoruz. Ben gelişi güzel taktım şimdi. Tam her iki kenardan aynı eşit ölçüyle de yapabilirsiniz ya da göz kararı eşlediğiniz noktada önce kapak kısmını takıyorum daha sonra alt kısmını kapağın tam nereye denk gelecekse o kısma alt kısmını yerleştireceğim bunun da arkasında şu şekilde dişleri var eğer ee Şöyle yaptığınızda iç kısma geçmiyorsa çantamız daha dolgun olduğu için eğer siz geçirebildiyseniz sizin elinizdeki farklı bir malzeme de olabilir. Şu şekilde aparatı var iç kısmından tam şu dişlerin geldiği noktaya getirip o dişleri şunun üzerine kıvırdığımızda bu sabitlemek için yerinden kaymasın diye onun yerine eğer ben bu şekilde yapacağım sanırım tam içine geçmedi. Şöyle iki tane bu parçalar gözükmeyecek. Aynı ipinden pen yiyip de olduğunda bu şekilde yapıyorum. Bunları gözükmeyecek bir şekilde ayarladıktan sonra bunun üzerinden şöyle kıvırıyorum. Bunları da çantamın iç tarafında şu şekilde yaptığımda Tığımla şu iplerimi çantamın iç tarafına alacağım. Şu aksesuarımın altında kalacak. Bunlar da gözükmeyecek. Bunları iç tarafa aldıktan sonra iç tarafta düğüm atacağım. Her ikisini karşılıklı şu ikisini birbirine düğüm atacağım. Şu ikisini birbirine düğüm atarak amacımız burada bunu sabitlemek. Yapıştırırsanız bu zamanla çantamızın içine eşya koyduğumuzda çıkabilir. Bu şekilde ipiyle sabitlediğimizde hiçbir şekilde deforme olmayacaktır. E bu şekilde ben şimdi bunu da taktıktan sonra tekrardan göstereceğim. Aksesuarımı çantama takmadan önce şu alt kısmını şu sabitleme aparatında şu köşe noktalarını makasla kestim. İplerin bu şekilde buradan çıktığında yani tam şu kenar kısmına gelirse eğer şurası tam bir yuvarlaktı şu kısımlar. O zaman çantamıza bu iplerimizi taktığımızda sabitlemek için kenardan gözüküyor. Bu şekilde olduğunda iç tarafa aldığımızda çantamızın yan tarafından tam altında kaldığı için hiçbir şekilde gözükmeyecek. Bu ipleri birbirine çantamın iç tarafına alarak e, diktiğimde, düğümlediğimde yan kısımdan gözükmeyecek. Bunları penye iple ördüğüm çantalarda penye iple yapıyordum. Kendi ipiyle olduğu için rengi gözükmüyordu. E, bu hasır çantadaki tipten düğümümü yapmak istemedim. Kopabilir diye bu şekilde daha sağlam olması açısından Şöyle makasınızla iplerinize uygun gelen yerden birer kesik atarsanız dik düğüm yaptığımızda iç kısımdan iplerimiz gözükmeyecek. Aksesuarımı da taktım ve çantamız bu şekilde hazırlamış olduk. Şöyle içerisine açarsak ipimi burada sıkıca bir düğümledim, iplerim karşılıklı olarak. Bu ipleri daha sonra buradan kesebilirsiniz. Çantamı ben astarlı olarak kullanıyorum. Daha önce videolarımda fıstık model çantaya astar kumaşımı nasıl kestiğimi, kestiğim kumaşı çantama nasıl diktiğimi detaylı olarak videolarımda anlatmıştım. Dilerseniz yeni başlayanlarınız varsa onlardan faydalanabilir, faydalanarak astarlı da kullanabilirsiniz çantanızı. Umarım faydalı olmuştur. Takıldığınız noktalar olursa yorumlardan yazabilirsiniz. Dönüş yapmaya çalışıyorum görüşlerinizde yorumlardan belirtirseniz sevinirim videomu izlediğiniz için teşekkür ederim videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın daha sonraki videolarda görüşene dek hoşçakalın